şimdi biz mısır patlağından kalalım. Mısır patlattınız, dizi izlediniz oğlunla. Dizi izledik. Sonra kim aradı seni? Himmet Çaylak aradı. Himmet neyin oluyor? Arkadaşım oluyor, çocukluk arkadaşım. Ha, ne dedi? İşte dedi Musluk Belen'den Onbey tarafına jandarma arabaları, ambulans arabalarına gidiyor dedi. Hı. Bizim buradan gözükmüyor. Yukarı Mustakim abiyi aradık. Yukarı çıkmamışlar. Oradan bir dışarı çık, anlaşıldı dedi. Dışarı çıktım. Ne kadar çıktın? Hemen iki dakikada çıktım dışarıya. Yatağımdan kalktım. Yani kapının önünden hemen görülüyor mu orası? Yapma şu ayaklarını be. Gözüküyor, ha? Gözüküyor. Ha? Gözüküyor. Karşı karşıya zaten Müge Hanım. Ha, çıktın evden dışarı gördün. Ha, jandarmanın ışıklarını gördüm gece zaten. Ne dedin Himmet'e? Himmet dedim. Hüseyin... Sen mi aradın Himmet'i? Yok yok, telefon açık zaten konuşuyoruz. Ha, telefon açık hemen ha? Çıktın dışarı. Ha? Telefon açık konuşarak çıktım zaten. Hüseyin Yüksel'in evinin orada gördüm ışıkları. Himmet dedim, Hüseyin Yüksel'in orada dedim. Jandarma arabaları, ambulans falan orada galiba dedim. Kaza mı oldu acaba dedim. O da bilmiyor. Tamam dedi, telefonu kapatalım dedi. Sen köyde tanıdıklarını ara, ben de arayayım dedi. Kim aradı? Direkt Kahveci Nuri var orada bizim köyde. Onu aradım, o açmadı. Ondan sonra Muhammed Koyuncu'yu aradım. Doğan Tuğhan'ı aradım. Sormak için. Kaza mı ne öğrenmek için. Dediler böyle böyle. Ondan sonra Lazım abiyi aradım. Bayağı bir aradın. Aradım. Ararken neredeydin? Evde miydin yine jandarmaları mı seyrediyordun? Evin önündeyim mi? Evin önünde. Evin önünde. Telefonu kapattım. Onlarla konuştum sana. Jandarma aradı bana. Abi neredesin dedi. İyi Koyuncu. Evimdeyim dedim. Yerlideki evimdeyim dedim. Koyunculardaki evinde mi dedi. Evet dedim. Biz geliyoruz dedi. Biraz konuşacağız sana dedi. Tamam gelin komutanım dedim. Ben çayı vurguyam. Öyle konuşacağız sanıyorum. He. Çayı vurdum sobanın üstüne. Abi dediler Recep abinin evi. Sonra bir daha aradılar 5 dakika sonra. Recep abinin evine kadar, ev yanına kadar gelip o dedi. Çocuk var benim yanımda dedim. Onu da getir dediler. Çocukla yürüdük. Orada Recep abiyle karşılaştık. Oradan geldiler aldılar. Komutanım dedim tüfeğim var evimde. Onu dahi dediler böyle böyle telefonum aldılar zaten. Arabada taşıdığın tüfek Recep nerede? Abine? Kamyonun taşıdığın tüfek nerede? İşte evimdeydi aldılar. Süper Aynı tüfek mi? Süper Poz. Üzümlü. Recep abine ne dedin? Recep abine de sordun mu? Recep abi ne olmuş buraya jandarmalar geliyor falan? İşte Recep abi düğünden geliyormuş galiba. Nişandan geliyoruz dedi. Ne yaptın dedi. İyi dedim. Ona o şekilde söylemedim. Ablam Gül'le geliyor dedim. Hı? Ablam Gül'le geliyor dedim. Onlar buradan arayacaklar bana dedim. Ablam Gül'den geliyor dedin ona. Yok yok ablam Gül'le geliyor dedim. Arabayla dedim. Onlar arayacak beni buradan dedim. Hani o şey olaya duymuştur duymamıştır diye. E niye desene ona hepiniz oradasınız desene oraya. Bak jandarmalar gelmiş şimdi de beni jandarma geldi arıyor. Niye demedin? Onu öyle işe demedim. Neden? Onu da sakladım işe yapmadım. Neden sakladın? İşte sakladım haber olmasın. Şey jandarma bunu alsaydı abası gelir çocuğu emanet edecek diye. Hayır şöyle bir şey var şimdi. Sen şimdi orada bütün köyü arıyorsun diyorsun ki burada diyorsun jandarma var ambulans var ne oldu diye merak ediyorsun arkadaşlarını. Bir şey de öğrenemiyorsun. Sonra Recep'le karşılaşıyorsun. Evet hanımı da vardı Recep'le yanında. Recep'le karşılaşırken çocuk senin kucağında mı? Tabii tabii elimden tuttum. Elinde. Ha. Saat kaç? Saat bilmiyorum ki 11.30'a gelmişmiştir herhalde. Hı. Ama Recep'e demiyorsun. Recep şuraya baksana burada jandarmalar var. Onu gördüm görmedim bilmiyorum. E tamam ona da sor herkese sormuşsun ya işte tamam ikiniz oradasınız bakının ikiniz de. İşte onu söylemedim orada. Neden? Hem de o başka yerden gelmiş duymuş gelmiştir. İşte dışarı ben de gülmeden geliyorum dedi bana dışarı. Onlar baldızı ha, var onun. Anlamadım. Mendegüme tarafı. Arka tarafta köyler var. Onlar akrabalarımız var. Yani Recep'le siz yakın değil misiniz arkadaşım? Yakınız, yakınız. Tamam yani sen evden bakıp görünce Recep'le de bakıp görmüyor musunuz jandarmaları? Hayır Recep abi nişandan geliyormuş dışarıdan. Ya nişandan gelsin işte senin evine yakın değil mi? Bakınca gene jandarmayı görmeyecek misiniz Hüseyinlerin orada? 650-700 metre falandır herhalde Recep abiyle aramız. E tamam Recep abi baksana jandarmalar gelmiş Hüseyin. Şimdi jandarma da bana da geliyor. Hani çocuğa da bir 5 dakika siz baksanıza ablamlar gelene kadar jandarma beni alırsa jandarmaya da taşımayayım çocuğu. Yok çocuk da gelsin dediler zaten jandarma. Ya çocuk da gelsin demesi çocuğu jandarma ne yapsın? Adamlar seni almaya çalışıyorlar çocuk da var deyince çocuğu da al gel diyorlar. Evet. Ne yapsınlar ağaç kavuğuna sakla diyecek halleri evet. Yok ya. Sonra da çocuğu birine teslim etmediniz mi? Teslim ettik anneme teslim ettik. E tamam ettiniz yani o sırada onları da teslim edebilirsin. Çocuk uykudan kalkmış. Abi sen de dursun gelir kardeşim alır diye. Yok uyumadı zaten çocuk da. Ablacığım. Yani uyumuştu ya şimdi o uyumuştu. Bak uyumayı yapmıştı tam uyumadıydı. Tam uyumadık. Ya uyusun şimdi, ya da uyumasın ne fark eder. Şimdi Recep dediğimiz Recep zaten Koyuncu. Ben telefondan konuşurken uyandı o. Bak şimdi ben şunu anlamıyorum.
Seni bir arkadaşın arıyor. Diyor ki, jandarmalar gelmiş Hüseyin'in oradan. Bizim önümüzden geçtiler. Biz göremedik ama senin evinin oradan güzel gözükür. Bir bak da bana haber verdi. Sen de çıkıyorsun evin önüne. Bakıyorsun jandarma, ambulans falan gelmiş. Evet. Ne olduğunu bilmediğin için sağa sola arıyorsun. Evet. Tamam. Sonra diyorsun ki aradım. Bir şey de öğrenemedin. Değil mi? Sana birisi... Ya bir şey... öğrendim. Ne dediler? Öğrendim. Vurulma olayını köyden duydum. Kim söyledi? Muhammed Koyuncu söyledi. Hı? O tam emin değilim dedi. Hı. Doğan abiyi aradım. Hı. O söyledi. Ne dedi Doğan abin? Hüseyin abi vurulmuş dedi. Doğan kim? Soyadı ne? Doğan Tufan. Dedi ki Hüseyin vurulmuş dedi. Hı. Daha da güzelleşti iş şimdi. Şöyle güzelleşti. Hüseyin vurulmuş. Yani Facebook'taki fotoğrafı konuşan halk için, köylü için, ben de orada yaşasam bir cinayet işlenmiştim. Birisi vurulmuş yani. Evet. Önemli bir haber. Tamam, o sırada da sen kimle karşılaşıyorsun? Recep'le. Çünkü jandarma sana diyor ki dışarı çık, biz seni alacağız diyor. Sen de çıkıyorsun, Recep'le karşılaşıyorsun. Şimdi Recep'e diyorsun ki, Recep sana diyor ki ne işin var senin dışarıda diyor sana. Sen de diyorsun ki benim çocuğu ablamlar gelip alacak diyorsun. Onu diyene kadar ya Recep, biliyor musun ya, bizim Hüseyin vurulmuş. Şimdi jandarma beni de aradı, herhalde herkesin ifadesini alıyorlar, ben de gideceğim. Niye demiyorsun? İşte demedim ona. Hatta bir panik yaşamadın mı? Yani jandarma niye benden ifade alıyor diye de bir panik yaşamadın insan. Bir dakika, niye demedin? Demedim işte. Bütün köyü arıyorsun, ne oldu diye de Recep'le yüz yüze gelince ona niye demiyorsun? Yanlış mı anlaşanlar diye. Hanım o da vardı yanında. Nasıl bir yanlış anlayacak? Şey olmasın diye yani bak karakola gidiyor yine demesin diye. Yani yanlış anlar kelimesinden kastettiğin ne? Karşıdaki senin neyini yanlış anlar? Senin bu olayla olan ilgini mi? Bu öldürme olayındaki bağını mı? Seninle bu işin bir irtibatı var onu mu? Neyi yok, anlar? Yok. Hani karakola götürüyorlar bak Celal'a deyip işe anlamasın diye. Ha, çok temiz adamsın sen ya. Karakola gidiyorsun. İyi de sen niye o zaman Recep'e geldiği zaman demiyorsun yani? Zaten traktörün üstündeydim Büyük Hanım. Fazla konuşamadık. Traktör çalışıp dur zaten. Hani bir kalkıp da ayaküstü. Diyelim dur o. Ama durdu konuştunuz sonuçta. Durdu. Tamam, herkese soruyorsun ya, Hüseyin'i vurmuşlar abi, duydun mu demedin mi? Jandarma da beni arıyor. Neredesin abi, geldin mi abi? Bir taraftan telefon, bir taraftan telaş ya. Zaten 50 metre ötede jandarma geldi önümüze. 50 metre ötede jandarmanın gelmesiyle konumuzun alakası yok. Konumuz şu, bütün köyü arayıp bilgi öğrenmeye çalışırken bir köylün geldiği zaman üstelik Hüseyin'in öldürüldüğünü de öğrendiğine göre niye ona da aynı şeyi söylemedin? İşte onu o şekilde söyleyemedim. Neden ama işte? Söylemedim işte. Ama nedeni ne? İşte aceleden herhalde. İzleyelim mi bir Recep Bey'i? Hüseyin Yüksel'in bağ evinde pusuya düşürüldüğü cinayetin ardından gözler köyde husumetli olduğu Celal Soydan'a çevrilmişti. Eski eşim Fadime ile birlikteliğini duydum. Fotoğraflarını paylaşmış köyde. Herkes görüyor. O dönemde siz eşinizle ayrı mıydınız? Ayrıydık. Baban kendi internet sayfasında paylaşmış onun karısıyla fotoğraflarını. Doğrudur abla. Doğrudur. Ben görmedim. Ne cesaret ya. O sen neredeydin birader o gün? Ben neredeydim? Davadaki evimdeydim. Çocuğumla beraber. Şahidin çocuğun. Evet. Oğlum evde, ben kendi bahçemde kestane topladım. Peki eski eşiyle Hüseyin Yüksel arasında bir ilişki yaşandığına inanan Celal Soydan, cinayet gecesi gerçekten de dağdaki evinde miydi? Cinayetin işlendiği yerle bu ev arasında ne kadarlık bir mesafe vardı? Hüseyin Yüksel'in bağ evinin önünden başlayarak Celal Soydan'ın yaylada bulunan, Koyuncu Mahallesi'nde bulunan evine doğru yola çıkacağız ve aradaki mesafeyi hesaplayacağız. Hüseyin Yüksel'in bağ evinden yola çıktıktan sonra Celal Soydan'a ait olan Koyuncu Mahallesi'ndeki yayla evine gidebilmek için de yine Eğridere Köyü'nün içindeki yolu kullanmak gerekiyor. Eğridere Köyü şu anda arkamızda kaldı. Hüseyin Yüksel'in bağ evinden 3,5 kilometre uzaklaşmış durumdayız ve Celal Soydan'a ait olan yayla evine doğru devam ediyoruz. Ekibimiz iki ev arasındaki yolu arabayla kat etti ve Eğridere Köyü'nden geçerek cinayetin işlendiği bağ evine ulaştı. Arada 12 kilometre var ve bizler bu noktaya
28 dakikada işte görmüş olduğunuz bu toprak yollardan geldik. Cinayet saatinde yayla evinde olduğuna özellikle dikkat çeken Celal Soy'dan bir de şahit göstermişti. O isim komşusu ve akrabası Recep Koyuncu'ydu. Peki akşam çocuğundan başka seni gören var mı orada? Var, Recep abiler var, Recep Koyuncu'lar. O saatte. Celal Soy'dan oğluyla bağ evinden köye dönerken gördüğünü söylüyordu komşusu. Celal Bey'i ben o gün burada yolda işte bu böyle gelirken elinde çocuk verasıl buraya diyor, böyle yollan gitti yani. Çocuğun çantası kırmızı bir çanta ensesindeydi yani arkasında böyle bu şekilde. Üstelik de çok dikkat çekici bir saat ayrıntısına işaret ediyor ve cinayet saatinden yaklaşık 3 saat sonra gece yarısı köye dönmesini garipsiyordu. Gece 12-12.30 çünkü ben düğünden geldim. Şurada beni sordu nereden geliyorsun falan diye. Biz düğünden geliyoruz dedim. Sen ne yaptın dedim. Beni almaya geliyorlar diye. Arabam arız yaptı dedi. Kimler almaya geliyormuş? Ablamlar dedi yani. Verasıl buraya diyor. Böyle yollan gitti yani. Arabanın ışığını ben eve inince gördüm burayı. Benim ev burası zaten. Araba bu yanın gelmedi. Ne oluyor senin Recep Bey? Annemle dayıoğlu halalı oluyor. Annemin. Yani kuzensiniz. Evet. Niye söylemedin onu abi? Beni jandarma almaya geldi. Sen de hatta gel benim yanımda dur. İşte o aceleyle diyorum ya. Jandarma acele diyor. Jandarma acele eder de şu anda şimdi beni jandarma almaya gelse ben gene tek başıma değil de biriyle gitmeyi tercih ederim yani. Niye şimdi tek başıma gideyim jandarmayla ne olduğunu bilmiyorsam birisi öldürülmüş diyorlar gel bana diyorlar. Evet. Birisi öldürülmüş gel bana diyorlarsa biriniz de benim yanımda olun bir şey olursa diye birini çağırın bir de yanında çocuk da var. Senin kuzenin çocuğunu da onlara bırakabilirsin yani senin çocuğunu ben hani komşu diye düşünmüştüm ama aynı zamanda kuzenin yani çocuğunu evet. da emanet edebileceğin insanlar bakarlar. Bakarlar bakmasın bakarlar. Tabii o zaman bakarlar. Çocuklar şimdi gece saat 12'de ne senin yani yolda yürümen? 12'de işte jandarma aradığı için oraya kadar geldi dediği için. Bu hangi gündü? Ya jandarmayı sorabilirsiniz. Cumartesi. Yok hangi gün? 8 Kasım Cumartesi. Yok. 6 Kasım Cumartesi değil mi? Evet. Hangi dizi izlemiştin sen? Gönül Dağı. Ne oldu o gün dizide? Valla Dilek'le kayınvalidesi arasında falan bir tartışma geçmişti. Ha? Dilek'le kayınvalidesi arasında falan bir tartışma geçmişti. Kayınvalidesi Dilek'e. Sen ona bir diziyi anlat bakayım. Başladı dizi ne oldu? Ya Dilek var, ha. Kayınvalidesi var. Kayınvalidesi olacak. Tamam. Onunla arasında falan bir diyalog geçmişti. Var mı kavga geçmişti. Dizi? Ben de hiç dizi izledim. Hani kayınvalidesi eve çağırdı. Evi 6 Kasım yani hangi cumartesi oluyor? Geçtiğimiz değil, bir önceki de bir önceki mi oluyor? Evet. Neyim izledin mi sen? Sen de izledin. Sonra i̇şte, ne oldu? İşte orası aklımda kaldı bilmiyorum kadın. Kavga ettiler, mavga ettiler. Tamam sonra ne oldu? Mesela 8'de başladı diyelim dizi. İşte orasına. Tamam bu kavga başında mıydı, dizinin sonunda mıydı? Tam ortalarında galiba. Ne zamandı Neyim? Neyim anneme de soracağım diye anlattım. Çok şükür. Tamam, biraz daha anlat bakalım ne oldu? Tamam kavga ettiler Dilek'le kayınvalidesi sonra. Zaten pek anlaşamıyorlar kayınvalidesi. Sonra başka neler oldu? İşte bir tek orası aklımda kaldı Müge Hanım. Dizi neyi anlatıyor? Dizinin ana konusu ne? Ya dur ana konusunu istemiyorum ben. O bölümde ne oldu onu soruyorum ben. Dizide boş ver diziyi ana konusunu istemiyorum. O bölümde neler oldu onu istiyorum. İşte bir tek orası aklımda kaldı diyorum ya. Bir tek orası kavga ettiler. 5 dakika bitti. Müge Hanım benim hafıza o kadardı. Fazla kuvvetli değilmiş. Sen diziyi hep seyrediyor musun? O diziyi seyrediyorum. Seyrediyorsun. Abla telefon sağ sol telefon uçak ediyor ya. Hem kendine ben buradayım dedirtiyor. Hem öldü mü ne oldu bir isim geçiyor mu? O da hemen ayıkma çalışıyor işe. Ondan sonra jandarmanın alınca abasıgiller arıyor. Hani tutulanıza abasıgiller çocuğa emanet edecek. Bu şekilde mi bu var? Şimdi sana geleceğiz. Ha gelelim birader. Geleceğiz. Olay günü neredeydin? Evdeydim lan. Ne olacak? Bak Müge Hanım. Ama güzel konuşalım. Ben nasıl evdeydim konuştum onu? Nasıl cevap veriyorum Müge Hanım? Tamam da öyle yapınca o da ürküyor, korkuyor zaten. Ama hakaret olursa ben burada durmam. Bir daha gelin. Hakaret etmedi canım. O kadar öyle... Lan diyor. Bak kesinlerde karakter. Olayı duydun. Ya onun da tarzı o. Ne yapayım ben şimdi? Adamı alıp tık baştan yaratacak halim yok. Tövbe yarabbim. Sizin oradan Agav Meydanı'na iki tane yol var. Nereden? Sizin evden ha. Evet. Sovanlık Mahallesi'nden mi geldin? Agav Meydanı koşarak tuvaletin oradan mı geldin? Aşağı... Nereden gelmişim? Sen söyle bakalım. Ben ne bileyim? Nereden geldin Agav Meydanı? Önce okulun oraya indim. Garıguş. Garıguş dayı.
Garguş'taydım uyandı biz işe. Onun traktörüne bindik. Traktörün teknesi kalkmadı. O anda ben heyecanlanana okulun oraya atlamışım. Atladım. Jandarma arabası geldi. Jandarmayı sordum. Komutanım var mı böyle bir şey? Hani bir olay olmuş yukarıda falan filan. Var mı ölü yaralı bilmem ne? Yok bir şey dedi, yürüdü gitti. Ondan sonra Gavendin doğru Kadir de geldi. Ne oldu birader? Tamam. Tamam. Tamam bir şey demedim. Geçen sen bana sordun, ben cevapladım. Tamam. Tamam da ben de burada böyle dinliyorum. Ne yani sonu ne? Ne taraftan geldiğinde bir şey söyleyeceksin de. Abla bu böyle Seyfan'ın üstünü yıkacak. Yok yok ses. Yok bak ben senin üstüne hiç gelmedim. Sen benim üstüme geldin. Bak sen de şüphelisin, ben de şüpheliyim. Sen ilk geldiğin zaman bir gün önce bakın, ben kimle ben koşmadan kavga etmişim. Şahit varmış, duyamamış kim o? Babanın başka yolları varsa onları kapatmayın. Kapatmayın ben birader. Açılsın. Büyük resim bulunsun. Bulunsun. Biz onun için buradayız. Tamam. Biz ona yardım için geldik. Eyvallah. Sen öyleyse. Şimdi dizide ne oldu hatırladın mı? İşte bir tek orası aklımda kaldı Müjgan. Ama bir tek orası ne zamandı yani? Ortalarındaydı galiba. İlk bölümü. Dur bakayım mesaj geldi. Diziyi izleyen biri mi acaba? Ne atıyorsunuz bana mesaj? He? 39. bölüm. Olmuş bayağı bir şeyler be. Olmuş. İşte bir tek orası aklımda kaldı. Bir aşk hikayesi varmış mesela. Onunla ilgili neler oldu? Vallahi orasını tam hatırlamıyorum. İzledin mi, izlemedin mi? İzledim. Hı? İzledik. Çocukla beraber. Çocuğum hasta sonum. Dizini. Oo bayağı şey olmuş. Uçan araba falan varmış. Neler olmuş? Anlat bakayım. İşte oralarını tam hatırlayamıyorum. Güzel. Bir mendil meselesi var mesela. İşte bir tek orası kavga işesi. Onu da kaldı. Mendil meselesi de bak önemli. Ben şimdi özetine bakıyorum. Mendil meselesini de bir hatır. Bak mendil meselesi önemli yani. Ya dedim ya benim hafızam çok kuvvetli değil mi canım? O zaman sen izlemedin bu diziyi. Yani. İzledim. Vallahi izledim. He? İzledim. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin ak kız. Yürüyesin. Zamanı tengri yaşar. Kişioğlu ölmek için türemiştir. Ölürse Kaya'nın Kaan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin Gökkan olacağını Çin İmparatoruna soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir Kaan olacaktır. Köyü Er Meydanı'nda başa yediremeyiz ama hatun eteğinde diz çöktürebiliriz. Gökkanlığını biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahtta gözü yok? Batuhan'ın aklı olsaydı ondan iyi bir Kaan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden Kaan olur, ondan Kaan olmaz. Yayını ger, okunu at kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor.